Üç kıtaya yayılan Osmanlı İmparatorluğu'nda 11 ayın sultanı Ramazan her zaman önemli bir yere sahipti. Ramazan'ın içerisindeki bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi ise özel olarak ihya edilirdi. İstanbul halkı geceyi şehirdeki başta Seretin camileri olmak üzere cami ve mescitlerde ibadetle geçirmeye ihtimam gösterirdi. Bu gecenin geleneklerinden biri de Kadir alaylarıydı. Kadir Gecesi padişah büyük bir alayla Topkapı Sarayı'ndan Ayasofya Camii'ne, bazen de başka bir camiye giderdi. Bu alaya Kadir Alayı adı verilirdi. Sultan şayet yazlık bir saraydaysa bu tören için Topkapı Sarayı'na gelirdi. Osmanlı döneminde İstanbul'da yaşayanlar Kadir Gecesi'ni Ayasofya'da geçirmeye gayret ederlerdi. İstanbullular iftardan önce camiye gelerek oruçlarını açtıktan sonra akşam namazını da Ayasofya'da kılarlardı. Kadir Alayı'nın geçeceği güzergahtaki yollar önceden tamir edilip kandillerle donatılarak aydınlatılırdı. Halkın alayı rahatça seyretmesi için oturma yerleri yapılır, padişahın saraya dönüşü de alayla olurdu. 19. yüzyıldan sonra padişahlar Kılıç Ali Paşa, Nusretiye, Dolmabahçe, Sinan Paşa ve Yıldız camilerine gittiklerinden dolayı alayda Beşiktaş, Dolmabahçe gibi sahil saraylarla camiler arasındaki güzergâhta düzenlenirdi. Halit Ziya Uşaklıgil, Saray ve Ötesi eserinde Sultan Abdülhamid'in bu merasime çok önem verdiğinden, babasından gördüğü tüm gelenekleri yerine getirmeye çalıştığından bahseder. Kadir Gecesi yapılan bu ibadetler Osmanlı dönemi boyunca devam eder ve günümüzde ise camilerde cemaatle namaz, sakalı şerif ziyaretleriyle İstanbul'da bulunan camilere düzenlenen ziyaretler şeklinde süre gelir.